Salam uşaqlar. Keçən dəfə bu sualda qalmışdıq. E, Türab mövzusunun. Burdan itibaren davam edəcəz. Təbii ki, biraz öncə Azərbaycan dilində keçdim, indi türkçə davam edəcəm. Bakalım, sərni çözelim. Ən son 11-ci sualda qalmışdım. Səs, görüntü, hər şey yimi, gözəlmi? Görsükü mə hər şey? Arkadaşlar diğer arkadaşlar haber eder misiniz? Gelsinler başlayalım. Tamam. Hadi başlayalım yavaş yavaş gidelim. E ee, fonksiyonun çarpımı Türevin soruyorsa bizden ne diyoruz biz burada? Fonksiyonun türevi x eşittir. Birinci ve ikinciydi burada. Birincinin türevi ne yapar? X'in karesinin türevi 2x. çarpı e, sinüs x. Onunla işimiz yok. Bu sinüs x yerinde kalır. Artı diyordum. Sinüs x'in türevi ne olur burası? kosinüs x çarpı birincisi yani x'in karesi. Bu şekilde yazdığımız zaman, bu da fonksiyonun türevi yerine pi bölü 2 yazarsak burası. Bu da eşittir. 2 çarpı pi bölü 2 çarpı sinüs x'ten burası sinüs pi bölü 2 artı kosinüs pi bölü 2 çarpı pi bölü 2 çarpı pi bölü 2'nin karesi yani pi bölü burası 4 olur. Şimdi burada ikiler sadeleşir birbiriyle. Eşittir diyorum. Burada pi kalır pi çarpı sinüs 90. Sinüs 90 ne? Sinüs 90 1 artı. Peki kosinüs 90 ne? Kosinüs 90 zaten 0. 0 çarpı pi bölü 4'ten burası 0 olur. Eşittir neye? Pi'ye. Doğru cevabı 11'de pi olarak bulmuş olduk. 12. soru. E, fonksiyonun türevi eşittir. Birincinin türevi e üzeri x'in türevi zaten e üzeri x çarpı sinüs x artı e, e üzeri x işimiz yok sinüs x'in türevinden kosinüs x gelir çarpı e üzeri x olduğu gibi eşittir yerine sıfır yazarsam olacak e üzeri sıfır çarpı sinüs sıfır artı burası olacak kosinüs sıfır çarpı e üzeri sıfır eşittir burası e üzeri sıfır nedir zaten 1 çarpı sinüs sıfır sinüs e, sinüs nedir arkadaşlar sinüs sıfır zaten sıfır demektir artı Kosinus sıfır 1'dir. E üzeri sıfır da 1'dir. O zaman eşittir bu sonucu. 12'de 1 olarak bulduk. 11'i bakın. 11'de e, fonksiyon türevini alırken. Önce x'in karesini sırayla alıyorduk değil mi? Çarpım olduğu için sıra, sırayla. x'in karesinin türevinden 2x geldi. Çarpı sinüs x'e eşimiz yoktu, Bunu buraya yazıyorduk. Artı diyorum. Şimdi sıra sinüs x'in türevinde. Ne olur bu? Kosinüs x çarpı birinciyle bu sefer işim yok. x'in karesi. Bunu yazdıktan sonra x'in yerine biz pi bölü 2 yazıyoruz. Pi bölü 2 yazdığımız zaman bu şekilde oluyor. Buradan ikiler sadeleşir. Pi kalır. Sinüs pi bölü 2. Zaten sinüs 90. Sinüs 90 1'dir. Bunun yerine 1 yazdığım zaman bu çarpı 1 olur. Kosinüs 90 0'dır. Bunları bilmeniz lazım zaten. 0 olduğu için 0 çarpı pi bölü 0 olur. Buradan da sonucu artı pi olur. Uğur anladın mı? Sen sordun soruyu. Arkadaşlar iki fonksiyonun bölümünün türevi. Şimdi biz burada fonksiyonu fonksiyona böldüğümüz zaman e, bunu aklımıza tutalım. Neydi kuralımız? İki fonksiyonu birbirine böldüğümüz zaman kural bu. Bakın birinci diyelim bunu, aş alt kısma da iki diyelim. Birincinin türevi çarpı ikinci olduğu gibi yani paydada olduğu gibi eksi ikincinin türevi yani paydadakinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. Tamam. Şimdi bunu e, sorular üzerine daha iyi anlayacaksınız. Şimdi tanjant x'in e, genel olarak türevi sinüs x bölü kosinüs x yazdığımız zaman bakın bunu zaten sinüs x'in türevinden bura kosinüs x geliyor çarpı kosinüs x sinüs x'in türevi kosinüs x çarpı kosinüs x alttaki artı diyorum Artı değil de aslında eksi var burada. Eksi olduğu için burada da bakın. Kosinüs x'in türevinden eksi sinüs x geldiği için eksi x'i burada artı oluyor. Artı sinüs x çarpı bu sinüs x. Bu da eşittir. Bakın 3 tane sayı. Bunları aklınıza tutun. Ezberlemeniz lazım bunları mutlaka. Tanjant x'in türevinin bu olduğunu. Kotanjant x'in türevi de zaten budur. Bunu da aklınıza tutun. Mutlak lazım olacak size. En çok bak integral falan konusunda bu baya işinize yarayacak. Gelelim şimdi bölümün türevine. Bakın bir fonksiyonun bölümü gibi gördünüzse, pay ve payda şeklinde, hemen aklınıza, türevi sorduğumu aklınıza bu gelmesi lazım. Ben burada bölümün türevini uygulayacağım. Bölümün türevi nedir? Diyeceksiniz ki, fonksiyonun türevi x eşittir. Şimdi arkadaşlar, bakın, 3x eksi 1'in türevi, 3x eksi 1'in türevi, böyle yazalım. 3x eksi 1'in türevi çarpı x artı 2 diyelim. Eksi, bu sefer x artı 2'nin türevi, bak sırayla, bir kere sırayla türev alıyoruz. Çarpı x artı 2'nin türevi çarpı 3x eksi 1. Biraz önce 3x eksi 1'in türevini alıp çarpı x artı 2 demiştim. Araya eksi yazıyorum. Bu sefer x artı 2'nin türevi çarpı 3x eksi 1. Bölü alt kısımda da arkadaşlar x artı 2 aynen kalıyor. Onun karesini yazıyoruz. Bu kadar. Kuralımız bu. Tamam bunu biraz daha toparlarsak. F'in türevi x eşittir. 3x eksi 1'in türevinden buradan 3 gelir çarpı. Bu kısım olacak x artı 2. Eşit, eşit eksi x artı 2'nin türevinden buradan zaten 1 gelecek değil mi? 1 artı 0 çarpı 3x eksi 1. Bölü alt kısımda da x artı 2'nin karesi olacak. Eşittir. Üst tarafta burası olacak 3x artı 6 eksi 3x artı 1. Bölü alt tarafta da x artı 2'nin karesi. Ee, artı 3x, eksi 3x birbirini götürüp toplamı sıfır olur. 6 artı 1'den burası olacak. 7 bölü x artı 2'nin karesi. Bu şekilde. Eğer yazanız varsa yazabilir. İsterseniz bir önce bir dinleyin. Zaten video burada kayıt duracak. Sonradan bakıp bir bir çözersiniz kendiniz. Önce dinleyin bence. Konuyu anlayın sonra çözersiniz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Sırayla. Fonksiyonun türevi x'i bulurken eşittir. Birincinin türevi x artı 2'nin türevinden 1 çarpı x artı 2'nin türevi 1 o. x kare eksi 1. Araya bir tane eksi yazıyorum. Bu sefer x kare eksi 1'in türevinden. Bura 2x gelecek. Çarpı x artı 2 aynen yazıyoruz. Onunla işimiz yok. Bölü alt kısımda da olacak x kare eksi 1'in karesi. Eşittir. Üst kısımda x kare eksi 1 eksi 2x x'e çarparsak burası olacak 2x'in karesi. Eksini artıya çarparsak burası olacak eksi 4. Bölü x kare eksi 1'in karesi. O da eşittir. x kare eksi 2x kareden burada eksi x kare olacak. Eksi 5 bölü alt kısımda da x kare eksi 1'in karesi oldu. Şimdi bir şeyleri burada dikkatle yazmadık. Evet burada 4x eksi 2x artı 2 eksi 4x olacak. Onun için Burası eksi. Eksi x'in karesi eksi 4x eksi 1 olacak. Tamam. Düzelttik bunu. Arkadaşlar ses, görüntü bir sorun yok değil mi? Her şey iyidir. Güzeldir. Devam edelim. Bir yazın, haber edin. Ben de bileyim. Şimdi fx olacak burası. f'in türevi x eşittir. Birincinin türevi x küp artı 2'nin türevinden 3x'in karesi çarpı e üzeri x olacak. Eksi. Her zaman e, türevinden, bunun türevinden başlıyoruz. Eksi diyorum. Şimdi bu sefer ise x'in küpü artı 2. E, işimiz yok. E üzeri x'in türevini aldık. Zaten e üzeri x'in türevi zaten e üzeri x. Çarpı e, x'in küpü artı 2. Artı 2. Bölü e üzeri x. E, şimdi arkadaşlar bakın. x'in yerine 0 yazarsak. Zaten bura 0 yazdığımız zaman burası 0 olacak. Eksi e üzeri 0 çarpı 2 bölü alt kısımda da e üzeri 0. O da eşittir e üzeri 0'lar sadeleşir. Zaten bir e üzeri 0 1 e demek. Eksi 2 kalır. Hiç ona da gerek yok aslında. Böyle bu şekilde. Şimdi bakalım bir soruya üst tarafa bakalım. Eğer sorular birbirini tekrar ise hepsini çözmeyeceğim. bir 5'i çözelim. Evet 4'ü çözelim. Tamam 4'ü çözelim. 4 bak sol tarafa bakın orada formül var direkt zaten. Dördüncü soru. fx eşit tanjant x'in türevi. f'in türevi x eşittir tanjant x'in türevi arkadaşlar. 1 artı tan kare tanjantın karesi x demektir zaten. Orada da fonksiyonun türevi yerine 0 yazarsak eşittir 1 artı burası olacak Tanjantın karesi sıfır. O da eşittir. Tanjant sıfır zaten nedir arkadaşlar? Sıfır demektir. E sıfırsa o zaman cevap 1 olacak. Beşinci soruya bakalım. Türevini alırsak bunun. f'in türevi x eşittir. Birincinin türevi. Kosinüs x'in türevinden eksi sinüs x çarpı 3 üzeri x diyeceğiz. Eksi zaten formülde var. 3 üzeri x'in türevinden 3 üzeri x çarpı ln 3 yazıyorduk değil mi? Çarpı bir de kosinüs x'i aynen yazıyorum. Bölü alt tarafta nedir arkadaşlar? 3 üzeri x'in karesi. Tamam. Eşittir. Fonksiyonda x'in yerine 0 yazmam lazım. 0 yazarsam üst kısmı zaten sinüs 0 olduğu için burası 0 olacak. Bunu yazıyorum bu şekilde. Ee, burası 0 olacak. Ee, alt tarafta ise burası 0. Eksi 3 üzeri 0 çarpı ln 3 çarpı kosinüs 0 bölü 3 üzeri 0'ın karesi. 3 üzeri 0 1'dir. 1'in karesi zaten 1 olur. Bu da eşittir. Kosinüs 0 zaten 1 arkadaşlar. 1. 1 olduğu için burada ne kalır geriye? Eksi 3 üzeri 0'dan zaten burada eksi 1 çarpı ln 3 olarak kalmış olur. Demek ki doğru cevabımız eksi 1 çarpı ln 3. Yani eksi ln 3. 5'i de bulduk bu şekilde. Altını çözmeyeceğim zaten aynı. 7 de biraz önceki sorunun aynısı. Buna benzer çözdüğüm. Şimdi 8'i çözelim. Tamam 8'de bu şekilde bir soru var. Bana diyor ki fonksiyonun türevinde bul ve yerine 2 yaz. Tamam o zaman ben diyorum ki fonksiyonun türevi x eşittir. Bakıyorum ki burada bölüm var. Bölümün türevini uygulayacağım. Önce h'ın türevi. O zaman diyorum ki önce h'ın türevi x yazıp Çarpacağım j x'a. E. j türevini almayayım. Onunla işim yok şu anlık. Eksi. Şimdi ise j'nin türevini alacağım. x çarpı. Ne diyeceğim burada bu sefer? hx x. Böyle diyeceğim. Alt kısımda ise arkadaşlar. j'nin türevi x. j karesi pardon. jxin x'in neyi? Karesi. Eşittir. Bakın f'in türevi 2 eşittir. Götür, burada x'in yerine 2 yazarsam tüm her yerde x'in yerine 2 yazmam lazım. O zaman diyorum ki h'ın türevi 2 çarpı j2 eksi j'nin türevi 2 çarpı h2 bölü j2'nin karesi. karesi. O da f'in türevi 2 eşittir. H'ın türevi 2. Bakalım burada bize ne vermiş? H'ın türevi 2'ni 3 vermiş. O zaman bunun yerine 3 yazarsam ben buraya. 3 çarpı. Buraya bakıyorum. J2'ni bana ne vermiş? 1. O zaman J2'nin yerine burada 1 yazacağım. Eksi diyorum. J'nin türevi 2. Bakalım J nerede? Burada. J'nin türevi 2. 4, 4. Buraya 4 yazacağım. Çarpı. H2'ni ise 2 yazacağım. Çarpı 2. Bölü. Bakalım J2'ni bize ne vermiş? J2'ni 1 vermiş. 1'in karesi. Buradan da 3 eksi 8 ne yapar? 1'in karesi. Bu karedir. Ee, 3-8'den burası eksi 5 bölü 1. Doğru cevabı ne olarak? Eksi 5 olarak buluyorum. Bu şekilde. Devam edelim. Bakalım başka hangi sorularımız var. Özellik 8'e başlayalım. Logaritma fonksiyonunun türevi. Bakın arkadaşlar, logaritma a tabanda x. Bu formüldür, ezberlemeniz lazım. Başka bir yöntem yok. Logaritma a tabanda x'in türevi istiyorsa bizden, biz bunu e, bir 1 bölü, bak buradaki sayı x çarpı ln a gibi yazacağız. E, eğer fonksiyonun türevi, fonksiyon fx eşittir işte ln x diyorsa, f'in türevi x eşittir 1 bölü x olacak. Tamam, devam ediyorum. Bakın, ben bunun türevini bulursam diyorum ki kural ne diyor bana? 1. Aslında 1 nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? 1. Bakın bu x'in türevinden geliyor. Öyle yazalım. x'in türevi şimdi burada aslında yanlış yazmışlar. Bu x'in türevi gibi düşünmemiz lazım. x'in türevi eşittir. x'in türevi zaten 1 olduğu için 1 bölü x çarpı elin a. Her zaman böyle düşünün. 1 oradan gelir. Yani burada ne varsa onun türevi bölü. Bakın e, burada ne var arkadaşlar? Burada x var. x çarpı yani bu ifadenin türevi bölü kendisi çarpı elen 2. Bu şekilde yazacaksınız. Eşittir. X'in türevi zaten 1 bölü X çarpı elen 2 olacak. Tamam. Burada bir sorun yok. Umuyorum. Gelelim buraya. Yazıyorum ben bunu. E, Türevini alırken bakın. X'in türevi diyorum. Bölü X'in kendisi çarpı elen 7. Zaten X'in türevi nedir? 1 bölü X çarpı elen 7. Şimdi arkadaş ln7 bulduk ama niye ben böyle x'in türevi yazıyorum? Çünkü ileri özelliklerde bazen burada x'in karesi, x'in küpü olduğu zaman öğrenci her zaman 1 yazıyor orada yanlışlıkla. Hayır öyle yapmayacağız. Burada ne varsa onun türevi, bölü kendisi. 3'ten devam edelim. ln x'in türevi zaten neydi? f'in türevi x. Kural nedir? Yine aynı şekilde. x'in türevi bölü, x'in türevi bölü kendisi x. O da eşittir. Ne olur burası? 1 bölü x. Tamam x'in yerine de burada ne yazılıyor bize? 5. 5 yazarsam 1 bölü 5 olur burası. Devam edelim. Dördüncü soru. 5 ve altıncı soru. Şimdi bakın arkadaşlar. F'in türevi x eşittir. E, bunu türevini alırsak ayrı ayrı türev alacağız da. Çünkü burada çarpım falan yok. Bu arada artı varsa fonksiyonların arasında bu demektir ki bunlar birbirine bağımsızdır. Ayrı ayrı türev al. O zaman bunu türevini alırsam x'in karesinin türevi nedir? 2x artı ln x'in türevi nedir? İçinin türevi yani x'in türevi bölü x. O da eşittir. 2x artı x'in türevi zaten biz biliyorduk 1'dir. Buraya 1 bölü x olarak yazıyoruz. Beşinci soru. F'in türevi x eşittir bunu çözersiniz aslında. Bir çözüm burada farklı bir şey var. 1 bölü x çarpı burası ln 3 oluyor. Şimdi ben burada x'in yerine 1 yazarsam burası olacak 1 bölü ln 3. Diyorsunuz ki o zaman burada farklı şekilde verilmiş. Evet o zaman bunu düzenlememiz lazım. 1 bölü bu logaritmik özelliklerden geliyor. Bunu da biz logaritma normalde ln 3 e tabanda 3 demektir. Bu da üst tarafa geçerse olacak logaritma 3 tabanda e olacak. Değil mi? Kuralı biliyoruz zaten. 6 ve 7. soru. Şimdi arkadaşlar bakalım. 6. soruyu çözersek eğer. Şimdi burada bir şeye dikkat edin. Lagarifme 3 tabanda 7. Burada x var mı? Yok. Eğer bir fonksiyonda x yoksa, fonksiyon x'e bağlıysa o zaman bunun türevi her zaman 0 olacak. Unutmayın. Çünkü 3 ve 7. Burada x yok. Bunun türevi 0'dır. O zaman fonksiyonun türevi x eşittir. Lagarifme 3 tabanda 7'nin türevine ne gelecek? 0 artı x'in küpüne olacak. 3x'in karesi. Tamam. Direkt bunu bulmuş olduk. Tamam. Fonksiyon fonksiyona bölmüş. O zaman ne yapacağız? Bundan önceki özelliğimiz bölümün türevini uygulayacağız. O zaman diyeceğiz ki f'in türevi x eşittir. Üst tarafın türevi. Elin x'in türevinden 1 bölü x geliyor. Onu direkt yazıyorum zaten biliyorsunuz. Çarpı aşağıdaki x. Araya eksi yazıyorum. Şimdi elin x'i kalacak aynen. ln x çarpı e, alt kısımda x'in türevinden ne gelecek? Bura 1 gelecek bölü. Şimdi aşağıda ne var? X var. X'in neyi? Karesi. Şimdi ben f'in türevi ve x'in yerine ne yazacağım arkadaşlar? 1 yazacağım. 1 yazarsam zaten bu x ile x sadeleşecek. Burada 1 olacak. Eksi ln 1 olacak burası. Bölü alt tarafta ise 1'in karesi. Bu da eşittir. Ln 1 zaten nedir? 0'dır. Buradan da 1 eksi 0'dan 1 bölü 1 olur. O da neye eşit olmuş olur? 1'e. Demek ki 7'de doğru cevabı 1 oldu. Bulmuş olduk. Keçən bir sonrakı özəlliyimizə. Arkadaşlar bu özelliyidəki e, formulları çox iyi öyrənməniz lazımdır. Çünki bunu həm burada, həm də inteqralda bol-bol kullanacaqsınız. Arc sinusun törəvi eşittir 1 yazıyor. 1 nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Unutmayın. Bu içindeki var ya x'in türevi. x'in türevi 1 bölü. Şu altında 1 eksi. Burada ifade neyse onun karesi. Ee, bir örnek verirsem kendimden. Misal için ark, sinus, e, mesela diyelim ki burası 4x olsa. Peki bunun türevi ne olacak? Bakın diyeceksiniz ki 4x'in türevinden ne gelecek? 4 bölü alt tarafta kök içinde 1 eksi 4x'in karesi ne olur? 16x'in karesi. Tamam. Bu buradan gelecek. Arc cosinus x'in türevi. Eksi yazacaksınız önüne. x'in türevinden 1 gelecek. Böyle 1 eksi x'in karesi. O zaman fx eşittir. Diyelim ki arc arc cosinus x'in küpü olsun. Şimdi biz bundan f'in türevin istese bizden f'in türevi x eşittir. E, öne eksi yazacağım. Üst kısımda da ben ne demiştim biraz önce? Bak bunun türevini alıp buraya yazıyorduk. Peki x'in küpünün türevi de 3x'in karesi yazacaksınız. Bölü çök içinde 1 eksi. bakın arkadaşlar x'in küpünün karesi. Bu da ne olacak? x üzeri 6. Tamam bu şekilde zaten buraya baktığın zaman bunları buraya uygulamış oluyorsunuz. Şimdi biz başlayalım soruları bir bir çözelim. Bana ark kotanjant x'in ne olduğunu soruyor. Zaten ark kotanjant x burada. Bunda bu şekilde bakın Ezberleyeceksiniz bunu. O zaman diyorum ki eksi yazıyorum önüne. x'in türevinden ne gelir burada? 1 bölü. Alt kısımda ise 1 bölü x'in karesi. Şimdi buradakinin karesi. x'in yerine 1 yazarsam burada. Bu da eşittir. Üst tarafta olacak 1 bölü. Eksi olmak şartıyla burada. 1 bir artı 1'den. O da eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bu şekilde bulmuş olduk. İkinci soruya bakalım sinüs x'in formülü neydi? İçinin türevi pozitif olmak şartıyla önünde. 1 bölü x'in türevi yani 1 bölü. 1 eksi burada ne varsa sinusun karşısında onun karesi x'in karesi. Güzel. O da eşittir. Ne yazarız biz burada? 1 bölü bunu biz köşk içinde 1 eksi. x'in yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman burası ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 gelecek değil mi? Çünkü burası 1 bölü 2'nin karesi olacak. Şimdi bunu da ortak payda yaparsak burada. Burası olacak 1 bölü kök içinde 4 kere 1 eksi 1'den burası olacak 3 bölü 4. Tamam 3 bölü 4'ü de biz kök içinde bu şekilde 4 bölü 3 gibi yazamaz mıyız? 1 bölü olduğu zaman pay payda yerinde yaşayacak. Burası da olacak bakın kök 4 yani 2 bölü kök içinde 3. Bu şekilde bulduk. E, Ark x'in türevi. Ha, burada, 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 burada. Güzel. Ee, bir şekilde soru var. Şimdi aslında bizi şaşırtmasın. Önceki özelliklerimizi işin içine kataraktan Ark tanjant x'i bizden soruyor. Bölüm olduğu zaman ne diyorduk biz? Ark x'in türevi. Ark tanjant x'in türevi nedir arkadaşlar? Hatırlayalım. x'in türevi 1 bölü. 1 artı. 1 her zaman burada var. Bak buradaki 1 her zaman bu değişken bir şeydir. Artı x'in karesi. Çarpı. Bunun türevi çarpı bu. X'in karesi. Araya eksi yazıyordum. Bu sefer x'in karesinin türevi nedir? 2x çarpı ark tanjant x bölü alt kısımda ise ne oluyor arkadaşlar? x'in karesinin karesi. Yani x üzeri 4 oluyor. Bu nereden geldi? Bu bölümün türevinden geldi. Önceki özelliğimiz. O da eşittir. Ben x'in yerine 1 yazarsam bu kısımda olacak 1 bölü 2 çarpı 1'in karesinden 1 eksi 2 çarpı Ark tanjant 1. Bakalım. Ark tanjant 1. Ark tanjant 1 nedir arkadaşlar? Tanjant hangi açıda bir değerini alır? Pi bölü 4'te. Ark tanjant 1'de neye eşittir? Pi bölü 4'e. Yani 45 dereceye. O zaman ben bunun yerine de pi bölü, burada 4 yazıyorum. Bölü, alt tarafta da 1'in üstü 4'ten zaten 1 gelir. Eşittir. Bakın burada oldu ki, burası 1 bölü 2 kaldı burada. 4 de 2 sadeleşse altta 2 olur. Eksi Burası da pi bölü 2 olur. Ortak payda zaten 2 olduğu için içini yazıyorum. Üst kısımda da 1 eksi pi. Demek ki doğru cevabımız 1 eksi pi bölü 2 olmuş oldu. O zaman dördüncü soruya bakalım. X fonksiyonunu arc x'e çarpmış. Burada ne var? İki fonksiyonun çarpımı var. O zaman ben diyorum ki fonksiyonun türevi x eşittir. Birincinin türevi x'in türevinden 1 çarpı. Arc x'in türevinden ne geliyor arkadaşlar? Tabii ki diyorsunuz ki hocam arkosinüs de eksi 1 vardı. Arkosinüs ile arkotanjant da eksi her zaman var. Alt kısımda ise kök içinde 1 eksi x'in karesi oluyordu. Bu şekilde yazıyorsunuz. Şimdi ben burada x'in yerine ne yazmam lazım? E, bunu, durun bunu yazayım. Araya bir artı daha yazmam lazım. Devam edeyim. Bu sefer x'in türevinden 1 çarpı arkosinüs. Ark. Ark unutmayalım. Ark kosinus e, x geldi burada. Şimdi bu sefer sıra neydi? x'in türevi çarpı bu. Şimdi ben burada x'in yerine 0 yazarsam. Burası olacak 1 çarpı. Burası olacak eksi 1. Değil mi? Artı. Bakalım bir şey. hat yanlış yapmadık değil mi? Birincinin türevi. he, ben burada yapmışım yanlış. Dur 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 dur. Pardon bunu bir sileyim. Dur. Dur, 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 dur. Şimdi birincinin türevinden buradan bir geliyor. Çarpı. kosinüs x'in türevi. kosinüs x aynen kendisi yerinde kalır. Artı diyorum. Bu sefer arkadaşlar. Durun bunu da sileyim. Artı diyorum. E, bunu türevin alıp buna çarptım. Artı. Bu sefer x yerinde kalır. Çarpı. kosinüs x'in türevinden de ne gelir? Eksi. 1 bölü kök altında 1 eksi x'in karesi. Tamam yazdık bunu. Eşittir. Bu sefer fonksiyonun türevi x'i yerine 0 yazdığım zaman burası olacak. Ark kosinus 0 artı 0 çarpı zaten ne yapacak 0 olur. O zaman ark kosinus 0. Şimdi arkadaşlar ark kosinus 0 hatırlayalım. Kosinus nerede 0 değerini alıyor? Tabii ki de pi bölü 2'de. Demek ki biz bunu biz ne olarak alıyoruz? Pi bölü. Çünkü kosinüs kaç sıfır olur? E, kosinus kosinüs pi bölü 2. 90 sıfır olmuş olur. Zaten kosinüs ile biliyorsunuz. E, hangi bölü? Eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında değer aldığı için burada da pi bölü 2 olmuş olur. Devam edelim. Bakalım hangi özelliğimiz geliyor bundan sonra. Şimdi arkadaşlar eğer özellik 10 geliyorsa Burda dərsi bitirəlim. Niyə? Çünki 10-cu özəllik çox geniş, çox gözəl özəllikdir. Həmin-ə-həmin türəvin e, sınaqlarda 100-də 50-lik qismi bu özəllikdən gəlir. Bunu birsonrakı dərsimizin başlanğıcı olaraq yapalım, tamam mı? Öylə yapalım. Dərsimizi burada bitirəlim. Hoşça qalın. Kendinizə iyi baxın.